arkadaşlar. Bugün Hırvatistan'ın Hvar Adası'ndayız. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old. Güneşli bir sabah, günaydın arkadaşlar. Biz şu an şehir plajlarından birindeyiz. Taşlık ve yine ormanlık yollardan geçerek şöyle bir plaja ulaştık. Burası nispeten küçük ve pırıl pırıl bir plaj. Şu anda da bayağı tenha. Buranın bir tarafı deniz, bir tarafı da böyle çekirge sesleriyle yemyeşil bir orman. Hvar Adası'na denize girmek için bayağı bir seçeneğiniz var aslında. Şehir plajları ve böyle küçük küçük adalardan oluşan plajlar var. Ama onların tek kötü yanı deniz taksisi veya su ulaşımıyla gidiliyor. Biz şimdi çok fazla zamanımız olmadığı için kaldığımız yere yakın şehirde bir plaja geldik. Ama eğer adalara gitmek isterseniz de orada suyun daha temiz olduğunu öğrendim. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Buradaki plajların neredeyse hepsi çakıl. Hatta kaya olan da var. Sadece adalarda böyle ince çakıl ve belki kum olan plajlar varmış. Ama eğer burada denize girmek istiyorsanız mutlaka bir plaj ayakkabısı getirmenizi öneririm. Ben unuttum. Şöyle kayalık bir şekilde başlıyor. Kayalara oturup kitap okuyanlar. Deniz zaten masmavi ve yüzen insanlar. Şimdi şuradaki çakıl yerden girmeyi düşünüyorum. Bu arada burada çok fazla tesis yok. Gördüğüm kadarıyla şuralarda ufak tesisler var. Havluyu serip giriyorsunuz genelde. Çok sessiz ve kafa dinlemek için ideal küçük bir plaj burası. Denizin kenarında şurada bir dondurma şeyi var ama ne yazık ki dondurma yok. Burada ufak bir restoran var. Ufak bir çadır kuran biri. Ve ben şimdi denize giriyorum. Görüşmek üzere. Ve tekrardan selam. Biz şimdi denizden çıktık. Saçlarım kurudu ama deniz tuzuyla beraber iyice birbirine karışacak muhtemelen. Biz şimdi denizden çıktık. Markete gidiyoruz. Ondan sonra duş alıp hazırlanıp akşama hazırlanacağız. Şu an burada güneş batmak üzere. Size manzarayı da göstermek istiyorum. Bulunduğum yerden şöyle bir görüntüsü var. Ben de market yolundayım. Meanwhile. Arkadaşlar bir şey soracağım. Ben bu şapkamı çok seviyorum ve o yüzden zaten her yerde kullanıyorum. Sürekli bununla fotoğraf ve video çekiyorum. Ben bir yandan video çekmeye çalışıyorum. Bir yandan işte bir şeyler anlatmaya çalışıyorum falan. Arkadan biri nice hat, nice hat diye bağırdı. Ama şapkamı ben de çok seviyorum. Şapkam hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve bu da gündüz gözüyle Hvar Adası. Bugün Hvar Adası'nda ikinci günümüz.
Güneş batmak üzere. Burası liman ve aynı zamanda merkez olarak geçiyor. Gündüz geceye göre çok daha sakin ve huzurlu bir yer. Burası çok küçük ve sevimli bir ada. Şöyle merkezden genelde yukarıdaki sobe denen odalara ve apartlara çıkmak için genelde şöyle sokak aralarından gidiyorsunuz. Ve gerçekten benim burayla ilgili bir kendimce benzetmem var. Burası çok, yani en azından arka sokaklar Beşiktaş'ın ara sokaklarına benziyor. Yokuş ve merdivenli gerçekten. Şimdi göstereceğim. Yani şu an için sorun değil ama bavullarla çıkmak ve hani o yeri bulmak gerçekten çok zor oldu. Neyse ki yolun yarısına yardım ettiler, yoksa bilmiyorum. Şöyle ara sokaklarda da kafeler var. Böyle böyle dar sokaklar. Parmak arası terliklerimle gidiyorum. Ve burası da gerçekten çok eski binalardan oluşuyor. Her yer böyle. Ve buradaki her merdivenden Hıvar Merkez'e ulaşılabiliyor. Ve ben de şimdi kaldığım yere ulaşmak için şu merdivenlerden çıkıyorum. Böyle daha bayağı bir çıkacağım. Bomboş ya, kimse de yok burada. Adanın merkezinden yani limandan diğer tarafa yürüdüğünüzde böyle biraz daha tarihi ve daha sessiz gibi görünüyor. Ama şimdi şurada bir ara sokak keşfettim. Ona doğru yürüyorum. Bu arada gün içinde sürekli çan sesi duyuyorum. Onun da galiba buradan geldiğini şu an tahmin ettim. Şöyle yürüyerek ben de şimdi keşfedeceğim ama şuradan müzikler geliyor. Zaten kendi kendime gezerek ve bir şeyler keşfetmek istediğimde hep müzik sesini takip ediyorum. Ve öyle gittiğinizde gerçekten mutlaka değişik bir yerlere ulaşıyorsunuz. Burada tam tahmin ettiğim gibi kafe, bar tarzı bir yer var. Ve burası labirent gibi. Yukarıda yine merdivenler var. Ve şöyle sol tarafa döndüğünde yine bir ara sokak, yine hafif ışıklar. Ve bu arada ben de sizinle beraber keşfedeceğim. Hiçbir fikrim yok nereye çıktığıyla ilgili. Hiç şaşırmadım, yine böyle ara ara yerlere geldik. Gerçekten Hıvar Adası full bu ara sokaklar, merdivenler ve yokuşlardan oluşuyor. Ama her ara sokakta da böyle müzik çalan kafeler, barlar, restoranlar, bir şeyler bulabilirsiniz. Burası nispeten az önceki yere göre daha sakin. Benim bu ne böyle bir prostor diye. Hi. Hi. What can you do? I'm just from Turkey. Turkey? Yes. I would never say that you're from which part? I'm in Istanbul. 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 Yeah. We have been in Antalya, Belek, yeah, Taco Belek. Antalya Belek. Yes. Belek. 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 Ah, Turkey is big country.
Did you love Belek? Oh, yes, we like, when you're on holidays, you like everything. It is a self-suggestion. You cannot enjoy holidays if you don't like the place where you come. Yeah. But it was good, I can't say nothing wrong. Yeah. The way how the Turkey do tourism is the right way. Yeah, Antalya is the king of our tourism. Yeah, maybe Pamukkale, you know Pamukkale? Pamukkale, yes. Yes, it's very nice. I haven't been there yet. And that is the mountains, how it's called? Atlas, no, Atlas is the big mountains between sea and inside of Turkey. It is very, very big mountain, very nice. Ono što su sli, ona je lica nacrtana, ona je to, to, ona je presel Turske, kako sam nazvala? A kad? Kemal Paša Atatürk. Mustafa Kemal Paša Atatürk. Yeah, our leader. It's all the their faces and the... Yeah, of course. And you are original Turkey woman? Yes. Oh, that Turkey, very beautiful woman. Thank you so much. Yes. Thank you. You shall come Istanbul too. But we plan to go Istanbul, but then happens this bloody virus. Oh, yes. Unfortunately. Very, very unsafe to travel. Yeah, unfortunately. And you live in Istanbul? Yeah. Is it a nice town? No, yes. I'm a student. Yeah, you're studying? Yeah, I'm student in Istanbul, in university. Which kind of science you study? Fashion design. Fashion design? Yes. It's easy to see, yes. Thank you. Have a nice time in Croatia. Thank you so much. Nice fun too. Nice to meet you. Me too. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Ufak bir beklenmedik röportajdan sonra devam ediyoruz. Yine çok güzel, çok tatlı ara sokaklardayız. Bu arada ufak bir şey söylemek istiyorum, yine konu dışı. Hırvatları çok sevdim. Gerçekten Hırvatistan'daki insanları çok sevdim. Hepsi çok cana yakın, çok güler yüzlü, çok yardımsever. Bana çok yardım eden bir sürü insan oldu. Bunları da böyle ara sokak gezerken sizle paylaşmak istediğim için de kalmasın. Yine sağ sol ayrımındayız. Sağımız yokuş merdiven. Solumuz yine merdiven ama en azından aşağı doğru, o yüzden iniyorum. Ve muhtemelen yine aynı sokağa, aynı şeye çıkıyoruz. Ufak bir U çizdik. Ve geri aynı yerlere tekrar iniyoruz. Ama eğer buraya gelirseniz size tavsiyem şu olur. Mutlaka ara sokaklara girin. Hatta üşenmezseniz merdivende çıkın. Dolaşın çünkü merkez küçük gibi görünüyor ama asıl olay ara sokaklarda. Ve asıl hayat ara sokaklarda, merdivenlerde geçiyor. Ve başladığımız yerin biraz daha uzağında ara sokak dolaşmasını sonlandırıyoruz. Bu arada yeni öğrendiğim bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu gezdiğim Hvar ve Bol adalarını ve birkaç adanın da kıyı uzanış şekline de Dalmatya tipi kıyı deniliyormuş. Bunu ben de yeni öğrendim. Dalmatya'yı sadece köpek cinsi olarak biliyordum. Bu da böyle ufak bir bilgi. Ve Hvar adasında bile bulduğum bir şey. Bakın burada ne var. Kebap tamam ama kebap güzel. Bu da paralel evrendeki eğlence galiba. Müzik